Evet sevgili takipçilerim, tekrar merhaba. Son videodan sonra önemli özel bir istek geldi. Sevgili Emrah'ın bir talebi vardı. Bana bonfileden bir tarif sunabilir misiniz? Genelde biz bunu yapmıyoruz ama neden seçimden bu teklifi kırmamak geldi? Evet Emrah, bu bonfile tarifini yemeyeyim. İlk kez de senin için geliyor. Tüm takipçilerime, sana sevgilerimi gönderiyorum. İşte bonfileye ve aşamalara geçeceğiz şimdi. Evet, herkesin çok bildiği, sevdiği cheddar peynirinden 3 dilim, yaklaşık 1 dilimi 150 gram, 3 dilimi 450 gram yapacak. Bunları biz benmari usulü dediğimiz şekilde eriteceğiz. Hemen göstereyim, şöyle beraber birlikte gidelim. Şöyle bırakıyorum tencerenin içerisine, biliyorsunuz benmarinin nasıl olduğunu. Ve altını açıyorum, kaynamaya başlıyor ve bunun erimesini bekleyeceğim. Ve 3. aşama ise sebzeler. Soğanlar yarı karamelize olduktan sonra sebzelerimi ilave ediyorum. Ben çünkü soğanın karamelize olması gerekli, daha lezzetli olacağını düşünüyorum yemeklerin. Tabi hepsinin bir bazılarının. Tüm sebzelerim öldükten sonra, yani iyice piştikten sonra içerisine benmaride yaptığımız peynirci ilave edeceğiz ve sosumuz, içeriğimiz hazır olacak. Tüm malzemelerimi çok iyi pişiriyorum ki biraz sonra göreceksiniz. Torbadan geçiş yaptıracağım sebzeleri. Bu yüzden iyice pişmesini sağlıyorum ve en son müthiş peynirimi ilave ettim. Ve tekrar iyice özleşmesini sağlıyorum. Yetişmediğine inanıyorsanız siz biraz daha cheddar peyniri ilave edebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize, tercihinize kalmış olur. Benim için bu şu an için hazır ve soğumasını bekleyeceğim. Bonfileyi doldurmak için olan harcımız soğudu. Ben rengini biraz daha sarımsak olsun diye biraz daha peynir ilave ettim. 1,5 dilim kadar daha, bilginiz olsun. Yine diyorum, size kalmış tamamen. Şimdi sevgili yardımcım Vedat yanımda, bana işe gidecek. Ve hazırlamış olduğu tavaya dolduracağız. Ve daha sonra altından biraz keseceğiz. Bonfilemizi deleceğiz. Aşama aşama lütfen izleyin. Evet Vedat. Bu
isterseniz gelin biz gonfilemizi hazırlayalım. Gonfilemizi önce açmak için bıçak yardımı, daha sonra ise masat kullanacağız. Aşamamız şöyle başlıyor. İlk önce biraz deliyoruz. Masatın girebilmesi için kanal oluşturuyoruz. Daha sonra ise biz bu genişliği sağlamalıyız ki, çevirerek yapıyorum aynı zamanda. Eğer yuvarlak masat varsa daha kolay olacaktır. Bunu ortalamaya iyi yapmalıyız. Sağdan soldan masa çıkmamalı ki. Evet, ta uca kadar geliyorum. Şurayı net göstereyim lütfen. Buradan sonrasını gelmiyorum ki malzeme alttan akıntı yapmasın diye. Evet, bu şekilde yeterli. Şimdi biraz ben içini böyle genişletmeye çalışacağım. Umarım delmem bu arada. Sağa sonra ileri doğru eti ezmeye çalışıyorum ki hazne daha geniş olsun diye. Evet, şimdi böyle Vedat'cığım gelir misin bana? Lütfen siz bıçakla yaparken dikkatli olun. Şimdi yavaşça sıkalım. Böyle biraz daha yavaş. Biraz sıkıyoruz. Tamam, şimdi bekleyelim. Yukarıdaki harcı boşalttıktan sonra aşağı mutlaka biraz dolgu oluyor. Bekleyelim biraz. Ben ise aşağı şöyle masaj yoluyla aşağı doğru itelemeye çalışıyorum. Şarjımızın akmaması için şöyle derince buradan bir giriyorum kargo yoluyla. Bu şekilde etime saplıyorum ki, çünkü yağlı olduğu için harcımız ısındıkça dışarı akma olasılığı düşük olsun diye. Şimdi fırınımıza atacağız. Piştikten sonra kaç derecede pişti, ne kadar sürede pişti onu açıklayacak. Evet değerli izleyenler, bonfilemiz hazır. Bonfilemiz net olarak 1 kiloydu. İç harcımız biraz fazla geldi. Bunu yaklaşık 2 porsiyon, yani 2 ölçek düşünebilirsiniz. Siz bunun yarısını kullanabilirsiniz. Bu tarif ismi yok. Onu da söylemiş olayım. Çünkü özel, spesyal bir tarif oldu. Talep üzerine yaptım. Hayalimdekini gerçekleştirmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Umarım siz de misafirinize ikram edersiniz. Sizlere ve öncelikle Emrah'a gelmiş olduğu tarif. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.